Bir gün Hayberciliğinde bir olay oluyor. Bak, bunu iyi dinleyin. Ha bu nedir? Ezan mıdır? Ne çabuk geldi ezan ya. Evet. Hayber cenginde bir adam şehit düşüyor. Vuruyorlar. Arkadaşları diyor ki ne güzel adam, cennete gitti, şehit oldu diyorlar. Ne güzel adam diye herkes ona imreniyor. Hazreti Peygamber ne diyor biliyor musun? Vallahi o adam cehennemdedir diyor. Ne diyorsun ya Resulallah, o adam şehit oldu. Savaş esnasında vuruldu. Cebrail bana haber verdi ki ganimet mallarından bir kilimi almış, aşırmış. Allah onu cehennemine attı diyor. Şehadetini iptal etti diyor. Şehitliğini iptal etti diyor. Kamu malı yediği için adamı bağırttırırlar. Yetim hakkı, komşu hakkı. Konumuz ne? Komşu hakkından geldik buraya. Komşunun hukukunu yediysen, ona tecavüz ettiysen, bu çeşitli şekillerde olabilir, ondan helallik almadan ölmeyeceksin. Ölür, hocam benim orucum eksik, namazımda eksiklik var, vallahi onları affeder Allah. Ama bu yetim hakkını affetmez. Bak bunu iyi tutun. Komşu hakkı, adamın malına tasallut ettiyse, çaldıysa, bunu Allah affetmez. Komşunun hukukuna mütecavüz olduysa affetmez. Ancak helalleşirse. Helalleştikten sonra bir de Cenab-ı Rabbül Alemin'e hulusi kalp ile tövbe edeceksin. Nadim olacaksın ki Rabbül Alemin bağışlasın. Evet. Komşu hakkı, yetim hakkı, hele komşun yetimse hiç şansın yok. Onun hukukuna tecavüz ettiyse. Allah korusun. İbadetlerimizde eksiklerimiz, yediklerimiz hepimizin vardır. Allah fazladan, nafileden, şundan bundan açıklarımızı kapatır. Allah bizim yanmamızı istemez. Allah bizi çok seviyor. Niye seviyor biliyor musun? Bizim Ahmet Coşkun, Profesör Ahmet Coşkun diye bir hocamız vardı ilahiyatta. Vaaza şöyle başlardı. Ses rengi de biraz Hüseyin Hatemi'ye benzerdi. Bizi kurt, böcek, çıyan, çakal olarak değil de bizi insan olarak yaratan Allah'a hamdolsun derdi. Bak, esasında bizi çakal, böcek, çıyan olarak değil de dünyanın en şerefli varlığı olarak, insan olarak yaratan Allah'a hamdü senalar olsun. Böyle. Geçen gösteriyor, belgesel izliyorum ben. Tabii ben belgesel izliyorum. Bizim efendiler Kurtlar Vadisi, ne bileyim Zıkımlar işte var ya, bir sürü lüzumsuz diziler. Sırf bacağı güzel diye adam artist yapıyorlar, olur mu? Tiyatrocuyu arayacaksın, kalite oyuncuyu arayacaksın. Belgesel izleyin, sohbet programları izleyin. Ben izliyorum, bilgimi biraz da artırayım istiyorum. Çocuklarınıza bunları tavsiye edin. Yok onlar uyduruk kaydırık işler. Bırakın siz mafya mısınız? Mafya dizileri izliyorsunuz. Biz Müslüman adamız, mafya bitti hem bu ülkede. Çok şükür. Neydi öyle silah alan herkes çete kuruyor da bilmem ne yaptık. Memleket sahipsiz mi ya? Neyse, konumuz başka yere aktarmayalım. Netice-i kelam kardeşlerim. Komşu hukuku, kamu hakkı, yetim hakkına çok dikkat edelim. Eksiğimizi, gediğimizi Rabbül Alemin bağışlar, affeder. Yeter ki tövbe edelim, incittiğimiz komşuyla helalleşelim. Hukukuna tecavüz etmişsek af dileyelim, onu ödeyelim. Ödemeden de ölmeyelim. Tavsiye ediyorum. Evet. Bakınız Ahmet Coşkun hocamız. Belgeseli izliyorum, belgeselde diyor, baktım ya çıyanı gösteriyor hocam, akrep böyle, bir de kocaman kocaman böyle itici geliyor tabi. Ya Rabbi dedim, ha bizi ya böyle akrep çıyan yapsaydı ne olurdu halimiz? Şükrettim ya, şükredecek bir sürü şey var ya, gidiyor hayvanın leşini yiyor, düşünsene bizi çakal yapsaydı ne olacaktı? Gerçi çakal olan insanlar da var da, çakal tabiatlı.
Ama düşünün, çıyan olduğumuzu. Çok şükür Allah bizi sevmiş ki akıllı yaratmış, insan yaratmış, eşrefi mahlukat etmiş bizi. Ahsen-i takvim ile bizi tezyid etmiş, tevkid etmiş ve kullarım demiş bize, kullarım. Biz de ona layık kullar olalım. Okunan ezanı Muhammedi hürmetine lütfen değerli kardeşlerim, komşu hukukuna, yetim hakkına sakın mütecaviz olmayın. Onlarla iyi geçinin. İnanınız ilk hesaplardan bir tanesi budur. Yarın hesap gününde mahşer meydanında en fazla hesaba çekileceğiniz öncelikli konu komşularınızdır. Birlikte yaşadığınız insanlardır. Evet. Hak hukuk çok önemli. Dediğim gibi tevbe ettiğiniz zaman Allah günahlarınızı bağışlar. Yeter ki Allah'a hulusi kalb ile yönelin. Tevvabur Rahim'dir. Kapısına gelenleri boş çevirmez. Allah nice nice Ramazanlara erişmeyi ve gecelerin en müstesnası olan Kadir Gecesi'ne ulaşmayı hepimize nasip eylesin. Bayram sabahına annenizden doğduğu gün gibi tertemiz çıkmayı nasip-i müesser eylesin. Cenab-ı Rabbül Alemin Ramazan-ı Şerif'in füyüzatından azami ölçüde istifade eden kulların zümresine dahil eylesin. Bayrağımızı indirtmesin, vatanımızı böldürtmesin. Allah bu ülkeyi ve bütün İslam coğrafyasını bütün iç ve dış güçlerden mahzun muhafaza eylesin. Bi hurmeti Seyyidil Murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin el-Fatiha.